Değerli izleyicilerim, her hafta olduğu gibi Perşembe günleri 14.30-16 saatleri arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Bergen Hanım'la birlikte. Ona çok teşekkür ederim. Her hafta birlikte program sunuyoruz. Daha keyifli olduğunu söylüyorlar izleyicilerimiz. Kesinlikle doğru. Olumlu tepkiler alıyorum Bergen Hanım. Sizin de güzel sesinizle, güzel yorumlarınızla, astroloji bilginizle. Bu hafta değerli izleyicilerim, konuğumuz vardı, Yay burcu, kendisi evet. Yetişemedi. Evet. Bir sizden, aksilik çıktı. Sizlerden özür diliyoruz ama biz yine de Oğlak burçları, Yay burçları ve Kova burçlarının gelecek hayatlarıyla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Yine enleri konuşacağız. Enleri konuşacağız yine bu hafta. Hı-hı. Ramazan dolayısıyla herkesin Ramazanlarını kutluyoruz. Tabii ki. İyi bir Ramazanlar geçirmelerini diliyoruz. Mustafa Murat Atalay benim arkadaşım, daha önce bize de konuk gelmişti İstanbul'dan. O da astrolojiyle evet, ilgileniyor. Evet. O da bana mesaj atmış. Kendisini ve bir kız arkadaşıyla ilgili yorum yapalım. Siz birlikte yapalım. Olur. Evet. Değerli izleyicilerim, bizi 233, 236, 233, 77, 77 telefon numarasından arayabilirsiniz. Kendinizle ilgili, yükselen burcunuzla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çocuklarınızın yükselen burcunu öğrenmek için, onların gelecekleriyle ilgili olarak, kişilik ve karakterleriyle ilgili olarak öğrenmek istediğiniz şeyler mutlaka vardır, önemlidir. Kişinin, annenin ya da babanın burcu farklı olabilir, çocuklarınızın burcu farklı olabilir. Bu anlamda astroloji bilmek kesinlikle çok önemlidir. Astroloji bildiğiniz zaman eşinizle ve çocuklarınızla ilgili onlarla daha çok iyi anlaşabilirsiniz. Onların hangi mesleklere daha faydalı olduğunu, nasıl bir kişiyle evlenmesi gerektiği konusunda da faydalı olabilirsiniz. Bu şekilde kuşak çatışması dediğimiz olayı yaşamazsınız. Birbirinizi anlayarak, dinleyerek daha astroloji bilgisi sayesinde, astrolojinin ışığıyla önünüzü daha aydınlatabilirsiniz, daha iyi görebilirsiniz. Bergin Hanım, sizdeyiz. Evet, şimdi neden bahsedelim, hangi burçtan bahsedelim? Mustafa Murat Atalay arkadaşım benim, o da İstanbul'da. Aslan burcu kendisi, yükselen burcu. İstanbul'a selamlar. Evet, kendisini bizi izliyor şu anda, selamlarımızı gönderiyoruz. Aslan burcu, yükselen burcu akrep, ay burcu başak. Arkadaşının da ikizler burcu, yükselen burcu kova, ay burcu da boğa. Gerçek burcu neydi dediniz? Aslanla ikizler. İkizlerle aslan. Evet. evet. Tabii ki böyle dedim kaldım yani. Evet. İyi anlaşırlar. İyi anlaşırlar tabii ki. Yani, kesinlikle evet. Çok sıkıntı olmaz zaten. Yani ikizler burcu da... İkisinde de zaten her bu şeyden var, her gruptan var neredeyse. Evet. Dengeleyici var. Olur diye düşünüyorum ben. Aslan burcu zaten hani her zaman hakimiyetin elinde olmasını isteyen bir burçtur zaten bildiğimiz gibi. Evet. İkizler de çok sıkıya gelemeyen bir burç ama yükselen de kova. Biraz yükselen de kova olunca biraz havai, biraz hükmedici tarafı. Evet. Ha kovayla belki hani yükseleniyle şey olarak dengeleyebilir. Hani ikizlerle kova uyumu her zaman iyidir zaten. Evet kesinlikle. Aynı gruptan olduğu için. Hani çok sıkıntıya gelemezler. Belki birbirlerinin ruh halini oradan anlayabilirler. Evet. Yani aslanı tabii dur diyemeyiz. Tabii. Hakimiyetiyle onda olacak. Hani tabii, çok baskın olmama konusunda. Yükselen burcu da akrep olduğu için. Duygusallık kısmında belki dengeleyici olur. Dengeleyici olur. Normalde aslanda çok duygusallık olmasa bile akrep tarafından belki onu dengeleyebilecektir. Dengeleyebilir. Aslan burcu ateş grubu. Evet tabii. İkizler hava grubu. Hava grubu. Her ikisi de birbiriyle gayet iyi anlaşır. Evet. Birbirlerini kalite olarak çok yükseltebilirler. Kesinlikle değil mi? Aslan İkizlerin burcunu zekası. Bana bazen hep şunu sorarlar yani evlilikle ilgili. Mesela enlerini konuşacağız ya birazdan. Evet. En kesinlikle. İyi burç. Mesela bir kişinin anlaşabileceği yani evlilikle ilgili en tercih edil yani siz bir tercih olarak söylemek isterseniz diye aslan bana sorulsa diye, ben ki. Aslan burcunu söyledim. Onunla evlenilmesi gerekiyor. Evet, hiç düşünmeden evlensin o zaman ikizler burcu olan bayan. Evet. Çünkü ikizler burcu da uyumludur. Uyumlu, onda da çok fazla sıkıntı olmaz. İkisi de zekayı temsil ediyor. Akıl ve zeka konusu kesinlikle. Çok iyi ikisi de. Birbirlerini çok da iyi tamamlayacağını düşünüyorum ben. Evet. Şimdi ikizler hiç düşünmeden evlenebilirler. Tabii evlenebilirler. Mutlu olurlar. Şimdi buradaki mesela olumsuz bir şey de söyleyecek olursak yükselen burcu ikizler üzeri kova olduğu için yaş önemli tabii. Evet. Belli bir yaşında yani mesela 24-25'li yaşlarda bir bayansa tabii ikizler üzeri akrep kova çok özgürlüğüne düşkün, havai, laf dinlemez. Evet, mesela orası öyle. Aslan üzeri akrep bir erkek evlenecek olduğu kişinin
söz dinleyip dinlemediğine bakar. Bakmak zorunda. Kesin çünkü bakar yani. Akrep tarafından akrep. Dolayı da. Tabii, Mustafa Bey öyledir. Tanırım kendisini. Öyle. Aslan tarafı da öyle. Gözlemleyecek, evet. Bakacak bana uyum sağlıyor mu, sağlamıyor evet, mu? Tabii. Öyle bir sürü öyle denemelerle geçecektir. Geçecek tabii ki. Tabii yani. Tam inanmaya başlayacak, güvenecek. Ondan evet. Sonra kararını verecektir. İşte bu anlamda ikizler üzeri kovanın sevmiş olması, aşık olması şart. Evet, aşık olması zaten. Kovanda, evet, aşık olması zor olabilir. Ama söz dinlemek konusunda yani 24-25'li yaşlarda ise söz dinlemekle ilgili sıkıntıları mutlaka olacaktır ama 30'lu yaşlarda ise 30'lu geçmişse biraz daha olgunlaşmışsa o zaman sevdiği için uyum sağlayabilir. Çünkü ikizler burcu sevdiği tabii. Zaman gerçekten tabii ki. Uyum aşkı sevgi yaşatıyor zaten. Tabii. Aşkı sevgiyi yaşatan bir burcu. Evet kesinlikle. İkizler burcu. Ay burçları da Başak ve Boğa olduğu için birisinin Mustafa Bey'in Başak Ay burcu onlar da uyum sağlıyor zaten. Uyum. Yani çok iyi. Çok mutlu 40'lı yaşlardan sonra çok iyi olacak o zaman. Kesinlikle. Değil mi? Daha 35, oturaklı. Evet 35'li 40'lı yaşlardan itibaren çok mutlu bir hayatları olacak. Birbirlerini sevecekler, sayacaklar. Sadece Mustafa Bey'in aslan üzeri akrep olduğu için o noktada bir duygusal, dediğim gibi söz dinlemek konusunda, uyum kesinlikle. Sağlamak konusunda ikizler üzeri kova biraz arkadaşlarıyla gezmek ister. Mustafa evet. Bey'in bu anlamda biraz sıkıntılar olacaktır. Evet. Tabii. Karşısındaki bayanın ikizler üzeri kova bir bayanın sadece içine değil, çünkü akrep burçları öyledir, içine girmeyi sever karşısındaki tabii insan. Tabii. İç dünyası, iç dünyasını öğrenecek evet, tabii niyeti ki. Niyeti önemlidir. Tabii. Dolayısıyla içine girmeyi sevdiği için aslan akrep, ikizler kovanın sadece içine değil, aynı zamanda da arkadaş çevresine girmesi gerekiyor. Girmesi lazım Mustafa Bey'in. Değil mi? Çünkü o arkadaş çevresine onu girer. Onu kabul etmek zorunda. Tabii arkadaş çevresine kendisini kabul ettirirse kabul ettirir aslan burcu zaten. Yani evet sonuçta. İletişim de iyidir zaten. Evet iletişimi çok iyi. Yükselen burcu da akrep. Evet. Onun arkadaşlarıyla beraber arkadaş çevresine girerse girdiği zaman Mustafa Bey bayan bu anından çok hoşlanır. Tabii ki mutlu olacaktır. Yani o arkadaşlık duygusu ikizler üzerinde akrepte ikizler üzeri kovada arkadaşlık duygusu, özgürlük duygusu en baskın duygu. Evet doğru. Yani o noktada şu kesinlikle tavsiye edilmez Mustafa Bey'e. Aslan üzeri akrebin. Gerçi Mustafa Bey mühendis okumuş. Evet. Kendisini son derece geliştirmiştir. Bu da konuştu. Ne kadar güzel konuştu. Siz izlemediniz galiba Mustafa Bey geldiğinde. Kendisi konuşmasıyla, sohbetiyle falan inanılmaz derecede kendisini geliştirmiş, eğitimli, bilgi sahibi, görgü sahibi, mükemmel bir insan. Dolayısıyla öyle ama en son noktalardan yani bir tartışma zemini, kötülük olaraktan tartışma zeminine girerse ikizler üzeri kovaya ilgili yani elinde tutmaya çalışıp hakimiyet üzerine kurmaya onu çalışıp onu yapmayacak işte değil onu mi? Yapmaması o zaman lazım. Kaçırmış olur yani. Tabii o aslan üzeri akrepten dolayı akrep çünkü kıskanç bir yapısı vardır. Tabii ki. Akrep'in bu kıskançlığı içerisinde bulunursa o zaman ikizler üzeri kova evet kovayı zaten o kıskançlık içerisinde tutmak zordur. Kesinlikle. Kıskançlık evliliklerde, aşkta kıskançlık kesinlikle olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Aslında olmalı ama dozunda olmalı. Yani evet. Akrep burcunun abluk altına almaya çalışması, o aşırı baskı kıskançlığı çok apayrı. O artık sıkacak derecededir o. Ama evet. Hani kıskançlıklar vardır tabii, tatlı kıskançlıklar olması gerekiyor. Her insanda, her canlıda olması gereken bir duygudur bu zaten. Evet, ben de aynı ama aşırısı olursa tabii ki, hele ki ikizler üzeri kovayı olursa, o tamamen evet, tersleşmiş olur. Yani evet. Bütün olumlu düşüncelerini bence yerle bir edebilir o anda insanın. Kesinlikle. Çok doğru ben söylediniz. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Kesinlikle doğru söylediniz Belgin Hanım. Yani o kıskançlık onu belli bir alanda tutma. Kesinlikle. Biz evliyiz. Madem ki evliyiz. Artık evlendik benim hani artık evet. Mecburiyet bana katlamak zorundasın gibi bir şey oldu evlendikten sonra. Olursa da ama olmaması lazım. Kesinlikle olmaması lazım. İkizler üzeri akrep, ikizler üzeri kova için. Evlilik falan önemli değil yani. Ya, evet. Çok aşırı baskı varsa gidebilir herhalde. Gidebilir. Mustafa Bey bunu zaten yapmaz. Biraz önce de söylediğim gibi evet. Kendisi de mühendis. Ha, tabii ki kendini yetiştirmeyle alakalı. Çok iyi anlaşırlar. Bu noktada ikizler üzeri kovanın da hep onun aslan üzeri akrep üzerinden konuştuk. Evet. Bir de ikizler kova üzerinden konuşalım. Evet. Karşısındaki insanın aslan üzeri akrep ne kadar kaliteli, değer yargısı, çok önemli zaten, değer yargısı yüksek. Yükselen burcu da akrep olduğu için kesinlikle. Duygusal bir tarafı da var. Övmek. Çekecektir zaten onu. Evet. Aslan burcunu övmek bu noktada çok önemlidir. İkizler burcu bunu çok iyi yapar. Sevdiği evet. Zaman övebilir evet, ama tabii. Kova yapmayabilir. Kova evet. Birazcık yani sizin de ben kova olduğum için. Evet. Pohpohlamayı sevmem ben ama evet, ikizlerde belki hani sevdiği için
o direkt açacaktır kendisini. Evet. En güzel sözleri de söyleyecektir. Direkt belli edecektir. Ama kovada evet, bu çok belirgin değil. Değildir, evet. Yani o, bir takım şeyleri saklar kova çünkü. Evet, tutar saklar, yani kendini. Evet, tutuyor kendi bazı şeyleri. Ama o noktalara girerse ikizler üzeri kova bir kadın, karşısında çünkü aslan üzeri akrep var. Yani hem gururlu, tabii, hem duygusal. Hem duygusal. Çünkü ikizler burcu bunu sevdiği zaman ya da sevmese de ikizler burcu insanları karşısındaki insanı çok üzmek isteyen bir insan değildir. Yani değiller. O tür cümleler İmsaldir, evet, cümle kurmaz. Ama kova tarafı aslan üzeri akrebin hoşuna gitmeyecek cümleler, kelimeler kurabilir. Evet. İkizler üzeri kovada. Direkt net. Çok rahat. Net yani bir çok rahat, konuşma. Çok böyle özgürlük tabii, havasına tabii gireyim. Yani ben rahatım, ben kadınım, benim çevremde. Ama işte elini, onu yaparsa yanlış. Aslanı yaparsa. Elimi sallarsam 150-500 derse. Aslan üzeri akrebi yaparsa yandı. Aslan üzeri akrebi ama kesin kovada bu var. Ara ara çıkacaktır belki onlar kesin, da. Kesin, evet, o ara ara çıkabilir. Çünkü yani onu saklamak, tutmak mümkün değil. Değil. Ara ara yapacaktır bu, onu. İlişkilerinin en çok birbirlerini yıpratan. Benim bir diyen bir burç çünkü kova. Benim. Kova tabii. Aslan'da benim kararım, da, benim hayatım, benim aslan'da, düşüncem. Evet, evet, o var. O da aslanda da tabii ki tabii müthiş derecede o var, daha baskın. Evet, o onunla orada biraz çatışmalar olabilir ama onu dengeleyebilirler aslında. Evet, evet, sevdikten sonra ikizler tarafı evet, sevdikten sonra dengeleyebilirler. Karşısındaki insanın bilmesi gereken şunu bilmeyebilir. İkizler üzeri kova aklı bir karış değil, 10 karış havada. Havada. Yani bunu hemen burada da olsun yapmasın. İkizler üzeri kova birisinin yüzüne söylerim. Yani sen yani onu öyle yaklaşmak evet lazım. Şimdi televizyonlarda son zamanlarda bazı videolar var. Çok, çok güzel, hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Bir tanesini işte yeni daha işte fakirler ölsün, Porsche'ye selamlar gibi bir izlemediniz mi? Ben kaçırmışım herhalde. Böyle bir tane kız var. Araba sürüyor işte, markalı bir araba. Ha, öyle bir şey hatırladım sanki. Evet, dün de haberlerde vardı galiba. İşte fakirler ölsün. Öyle mi? Şu arabadan selamlar diye böyle kullanılmış. Allah Allah. Evet, böyle genç bir kız. Şimdi bazen bu cümleyi mesela yengeç burcu kurmaz. Değil mi? Balık kurmaz, akrep tabii kurmaz. Yani kendini bilen bir insan kurmaz. Kurmaz yani bu cümleyi. Bunu ya ikizler üzeri kova kurar. Eyvah. Aklı havada. Allah Allah. O yani gerçek değil. O her düşündüğü şeyi söylüyor yani. Çünkü ikizler havada aklı. Sıkıntısını kova, düşünmüyor. Kovanın aklı havadadır. Evet. Terazinin havadadır. Çünkü hava evet grubu bunlar. Hava grubu. Havayı yaşayan grup evet zaten. Evet. Ha şimdi yükselen burcu da kova olduğu için 2 karış, 3 karış havada. Değil yani mi? Daha bunlar, fazla. Evet. Yani bunda böyle bir insanın aklının havada olması kim olursa olsun erkek kadın. Yani bu ikizler evet üzeri kova erkek de olabilir. Tabii. Bununla konuşmak, sohbet etmek, belli bir noktada buluşmak, anlaşmak, zordur biraz. Algama, kendimizi anlatabilmek, evet, bu doğrudur, bu yanlıştır diyebilmek çok zordur. Çünkü aklı başında değil. Evet. Sevgili. Çok şu gerçekçi anda oldu. Evet. İkizler evet üzeri kovanın hayatı boyunca böyle bir sorunu vardır. Eyvah. Aklı onların havada. Değil mi? Onu ne zaman onların aklı şeye gelecek, yerine oturacak, yerine oturacak, satıyorum. Gelecek. Eyvah, bir sallayacak böyle Satürn'ü onları. Onları bir darmadağın. Dibe vuracak. Dibe vuracak. Sonra ah ben kendime geldim mi diyecek. Eyvah. Evet, tabii. Allah böyle ıslah etmesin yani, diye. O anlamda mali biraz şey var. Aslan burcu bunu kaldırır mı? Kaldırır. Aslan burcu bunu kaldırabilecek kapasite vardır. Var. Yeter ki o zaman içerisinde de bunu da düzeltebilir. Evet. Yükselen burcu akrep. Akrep tarafı bu. Karşısındaki insanın ikizler üzeri kova olan birisinin aklının havada olduğunu hemen anlar. Anlayacaktır aslan tabii. Aslan da anlar, akrep tarafı da anlar. İkisi evet tabii ki zeki. Zeki burç. Bununla ilgili de ilerleyen hayatlarında, dönemlerinde evlilikten sonra sıkıntılı olacaktır. Değil mi? Yani bu önemli bir sorundur. Olacak. İkizler aslan üzeri akrepten kaynaklanan ikizler üzeri kovanın aklının havada olması akrep tarafından dolayı da her zaman bir sıkıntı olacak. O kıskançlık olacak için bir tetikleyici bir hareket olacaktır tabii, zaten akrep olayında. Akreplerde mütevazilik vardır. Vardır evet. Yani, içine kapalıdır zaten içine biraz. Evet. Dolayısıyla böyle kendini beğenmiş ukala tavırlar pek rahatsız edicidir tabii onlar için. Evet, akrepler için, yengeçler için, balıklar evet için bunlar onlar rahatsız edici. Duygusallık, evet, vicdan. Ama ikizler üzeri kova havai hareketler rahat. Evet. O tabii çok sık yani tedirgin edecektir tabii ki evet akrep tarafını. Yani evet ikizler üzeri kova şey çok aşırı rahat hareketler tabii ki o rahatsız edecektir içe, muhakkak. Evet, içe kapanık bir burç değil yani aslında bakarsanız hani ikizler üzeri kova sanatçıların sahnenin burcudur. İkizler evet üzeri kova. Sahnelerin Mehmet Ali Erbil evet kova üzeri kova ikizler. Oo. Yani o sahnelerin ikizler evet üzeri kova sahnelerin sanatçı olabilir. Tabii.
insan siyasetçilerin göz önünde bulunacak, evet, değil mi? Mikrofon elinde konuşacak, hitap edecek. Ben gibi. Kova. Ben de hep göz önünde bulunacağım. Sanatçı olacağım. Ama bu işte kapasiteyle yani zamanla. Evet, bu yani gerçekten o insanın fıtratına evet, yansıyor, doğru. Şartlarla ilgilidir. Bu tabii duygu ki. Sahnelerde olmak, ön planda olmak, kendisini ünlü saymak veya görmek bizler evet, üzeri Kova'da önemli ve değerli ve her şeyin üstünde görmek duygusu, hissi. Evet. İleride ikizler üzeri Kova için psikolojik rahatsızlıklara da gider. Oraya kadar gider. Kendi zaman ve şartlar içerisinde kendisinin durumuna bakmalı, aynaya bakmalı. Ne görüyorsa odur. Buna göre fazla hareket görüyor demek ki. O vakitte fazla görüyor. Yani tabii, kendisinin hayal dünyası gelişmiş. Şartları uygunsa bir sanatla ilgili, yani maddiyat da uygunsa onu demek tabii şartlar ki derken, maddiyat uygunsa tabii, tabii, başka mutlu olabileceği şeyler yapabilir. Mutlu ikizler üzeri Kova'nın mutlu olabileceği şeyler bulması ve bu şekilde hayatını sürdürmesi gerçekten zordur. Çünkü orada bir maymun iştahı da var. Evet. İkizler üzeri Kova. Tabii tabii. Yani o anlamda kafasındaki bazı düşüncelerin ve fikirleri doğru dürüst değerlendirmeli ve ona göre gerçekçi bir şekilde, ikizler evet, burcunun gerçekçi tarafı vardır. Orijinal düşünceleri vardır. Gerçeklerin ışığında yapabilecekleri neyse şartlar dahilinde ona göre yürümelidir. Aslan üzeri akrep onun için son derece doğru bir karar olur. Evet. Çünkü ay burçları da birbirine çok benzer. Evet, o, mutlu olurlar ileride. Dolayısıyla ama sıkıntı yaşamamaları için de dediğim gibi biraz önce de söylemiş olduğum, değinmiş olduğum konular üzerinde de belli bir zaaflarına dokunmayacaklar. Evet. Değil mi? Mustafa Bey'e de kendisine çok teşekkür ediyorum. Mesajları bize şey yaptı, yorumlar mısın dedi. Onu da bu şekilde yorumlamış olduk. Evet. Ener'e mi geçelim şimdi? Ener'e evet, şey yapalım. Biz geçen hafta en aşık burç dedik. Evet. Akrep dedik ilk başta. En aşık, en duygusal, en sevgi dolu. Onun dışında en kötü mü desek acaba? İşte en kötü burç. En kötü burç. Geçen hafta yarım kalmıştı Bergen Hanım. En kötü derken şimdi bunu farklı sebeplerden dolayı insanlar evet, kötü olabiliyor. Ama direkt yani şu açıdan da en kötü diyemiyoruz. Yani en iyileri söylemiştim. Balık, yengeç, hı, tabii, akrep burçları iyi burçlardır ama diğerlerinde farklı sebeplerden dolayı. Herkese bir kötülük vardır zaten. Evet, herkese biraz kötülük tabii, tabii, olabilir, olmayabilir. Bu insanın kendisini okumasıyla, kendisini yetiştirmesiyle de alakalı. Bilmesiyle. Tabii şartlar, çevre şartları bunlar etkiliyordur tabii, tabii insanı. Yunus Emre öyle der. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ilim, bu nice okumaktır. Nice okumaktır, doğru söz. Çok, çok, çok doğru bir söz, evet, doğru yani. Yani kendini yüzden, geliştirmen gerekiyor tabii evet, ki. Evet, yani o biraz onunla ilgili bir konu. İnsanın ne kadar iyilik veya kötülük, hırslarımıza kapılıyoruz. Yani Aslan Burcu'nun tabii ki baktığımız zaman bir hedef olarak, bir Aslan Burcu'nun hedefi olmamak gerekir. Aman yani, Allah korusun. Tabii. Onun gazabından Allah korusun. Tabii. Koç Burcu'yla uğraşılmaz. Değil mi? Uğraşmamak lazım. Savaşı kazanıncaya kadar o mücadele tabii, edecektir yani. Kesinlikle. Sen ben savaşı yapacaktır tabii ki. Kesinlikle. Koç Burcu'yla asla uğraşmamak gerekir. Boynuzuna takar yani. Evet, yayla uğraşılmaz. Yani herkesin kendi yolu vardır. Kendine astroloji göre farklı farklı şeyleri evet, vardır. Astroloji öğrendikçe bu noktaya geliyorsunuz Bergen Hanım. Yani evet, öğreniyorsunuz. Yükselen kendi burcu, ay burcu bu budur diyorsun. O kendi burcuna göre ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Kimse kimseyi tabii, bir yoldan vazgeçiremiyor. Ben bunun en büyük zorluğunu yaşayan kişi benim. Astrolojiyle ilgilendiğimi söylediğim zaman, yazdığımı söylediğim zaman, evet, anlattığım zaman siz de içinizdesinizdir. Evet. İnsanlar neler neler söylüyorlar. Kesinlikle. Ama bilmiyorlar, bilmeden de konuşuyorlar. Bilmeden konuşuyorlar. İşte bu dediğiniz gibi kendini yetiştirmemeyle alakalı. Yani evet, hani burçları bazen işte fal gibi. Ha, inanmıyorum ben. Hayır biz burada fal bakmıyoruz evet, diyorum ben yani. Fala inanmazsın tabii ki. Evet. O yani inanamaması gerek ama burç denen bir şey var, gök cisimleri var. Ben her zaman onu anlatmaya çalışırım evet, çevremdeki insanlara ve bunları hani çok eski zamandan gelmiş, Kur'an-ı Kerim'de geçen şeyler var, gök cisimlerini anlatan yine burçlara yönelik evet, mealler evet, var. Yani bunları evet, hiçe saymak demektir. Evet. Ben inanmıyorum demek. Evet. Yani bilmeden yorum yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum kesinlikle, ben. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Biraz araştırmak gerekiyor. Evet. Tabii bizim zayıfız toplumsal olarak. Genel olarak değil mi? Doğru, konuda çok doğru söylüyorsun. Ezbere konuşmayı seviyoruz. Evet. Tabii inananlar inansın. Evet. İnanmayanlar da. Dün şeyde de yazmıştım hani bir kez daha uyarmak istiyorum hani. Akrep, yay ve oğlakları. Evet. Dün yine bir arkadaşımla konuşuyoruz. Yengeç burcu bir arkadaşımla konuşuyoruz. Onun da arkadaşı akrep. Balık tutmayı çok seviyor akrep burcu. 20 seneden beri balık tutan süper, bir kişi. Ama Satürn akrep burcunda olduğu için
bir seneden beri bunu anlatan yengeç burcu arkadaşım kendisi anlatıyor. Akrep burcu o an yanımızda yok. Ben diyor ki ben balık tutmasını, işte balıkçılığı akrep burcundan öğrendim. Hani arkadaşımdan öğrendim. Ben sürekli attıkça yakalıyorum, attıkça yakalıyorum. Tahmin et. Ve ona gelmiyordur. Akrep burcu attı yakalayamıyor. Motorla kaza yapmış, arabayla kaza yapmış. Yani akreplerin zor bir dönemden geçiriyorlar. Umutsuzluk dönemleri tabii, evet. 6 ay var bunun geçmesine. Az kaldı değil mi? Yani aslında bunu bilselerdi yani. Tabii sesimizi ne kadar duyurabiliyoruz bilemiyoruz ama. İşte evet. Bunu bilseler daha kolay atlatacaklar tabii ki ama. İşte evet bilmeleri gerekiyor. Eşlerinin de bilmesi gerekiyor. Ki. Bazen öyle oluyor. Birisiyle konuşuyorsun. Ben çevremdeki herkese anlatmaya başlıyorum evet, bu durumu. Tabii. Herkes bilsin, öğrensin. Evet. Evet. Bazen arkadaşımızla konuşuyoruz. Diyelim ki yay burcu. Evet. Yay burçları şöyle kötü döneme girecekler, böyle kötü döneme girecekler, evet. Şöyle gelecek, fırtına olacak, kasırga olacak, dikkat edin. Onu anlatmış olsak bile veya onun bilmiş olması bile yetmiyor. Eşinin de bilmesi lazım. Tabii. Çünkü kendisi bilebilir. Bir bayanla konuştuk yay burcu. Evet. Veya oğlak burcu veya akrep burcu. Eşinin ona yardımcı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Destek olması lazım yani. Öbür türlü atlatamaz tek başına. Tabii. Sen nereden bu astroloji merakın çıktı? Bu astrolojiyle sen kafayı yedin. Bunlar doğru değil. Bu ne saçmalıktı? Diyecek eşler de çıkacaktır illa ki. Evet. Öyle şeyler olduğu zaman o kişi için, Satürn'ün tepesinde olan kişi için gerçekten daha da dayanılmaz olacaktır. Tabii ki. O bilse bile ama hiç bilmeyen için daha zor. Tabii o daha kötü. Ha, kendi bilir, eşi anlamıyorsa da artık yapacak bir şey yok. Evet. Kendi kendisine mücadele etmek durumunda kalacaktır. Ki şimdi artık Satürn yavaş yavaş yay burcuna doğru gidiyor değil mi? Evet. Yalnız yay burcu çevremde tanıdıklarımı şöyle gözlemliyorum. Evet. Hani diyoruz ya biz Satürn gelmeden birkaç ay öncesi tabii, ya da bir sene öncesi, yani ayak seslerini hissettiriyor. Ben bunu görüyorum çevremdeki insanlardan. Son bir sene içerisinde ayrılan yaylar var. Şu mesela evet gelecek olan konumuz evet. Da o şekilde. Evet, eşi doğru. De kendisi de yay burcu. Bir sene öncesi ayrıldılar işte. İş sorunları, iş evet. Sıkıntıları, maddi sıkıntılar başlıyor tabii ki böyle. Ama tabii bu sadece hani şeyden bahsetmiyorum, konumdan bahsetmiyorum. Çevremdekilerden evet. İş sıkıntısı, eş sıkıntısı çok yaşamaya başlayan yani. Yay burcu insanlarını biliyorum. Yani Satürn böyle gelmeden bir hissettiriyor. Artık hani bundan sonrası nasıl geçer onu bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Evet. Tabii bilerek bunu yani bilinçli olarak atlatmak lazım. O yüzden tabii. İşte onun için bu çok önemli. Bunlar biz de her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Siz de anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu ancak birazcık da ben bunu anlatmaya çalışırken belli bir yaştaysa hemen diyorum ki işte 22 sene öncesine gidiyorum. Evet. O zaman yaşadım. Gerçekten veya karşısındaki insana anlatıyorsun bir şey anlamıyorsa 2-3 kişilik bir ortamda. O zaman şöyle diyoruz. Terazi burcu varsa ortamda hemen ona dönüyoruz. İşte 2009-2010 yıllarında Satürn terazi burcundaydı. 10-11 nasıl geçti dediğimiz zaman hemen şey diyorlar. Aklına gelecektir o yaşadığı şeyler. Geçti diyorlar yani. Bunu gerçekten yaşamış olanlara sorduğumuzda yani 2008'de de 2007 Başak burcundaydı. Evet. 2005-2006 Aslan burcundaydı. Evet. Çok kötüydü. 2000 benim burcumdaydı. 2002-2003 ikizlerdeydi. Evet. 2004-2005 yengeçteydi. Yani izleyicilerimiz de varsa Satürn evet. Bu burçlardaydı ve en sıkıntılı, en derin acıları çektiği yıllardır bu evet. Yıllar. 2000 yılları, 1999-2000 yılları da Boğa burcundaydı. Dolayısıyla bu söylemiş olduğum dönemlerde inanılmaz derecede acılar çekiyorsun. Her şey kapalı, şansın kapalı. Her şey neredeyse yani çok zor bir dönem tabii. Tabii. Neyi tutsan kuruyor. Evet. Yani o yüzden bu çıkacak yolun yok yani. Yok. Aynı labirentte dolaşıyorsun. Evet. Başa dönüyorsun tabii. Ben onu işte iki şekilde tarif edebiliyorum. Tünele giriyorlar. O uzun bir tünel. Düşünsenize Belgin Hanım, 2 yıl hiçbir şey yapmak. Işık görmeden ışık ilerliyorsun. Görmeden, hiçbir şey yapmak istiyorsunuz bir şeyler. Yolunu göremiyorsun. Evet. İnanılmaz sevmek istiyorsun, kötü. Sevemiyorsun. Aşk yok. Annen baban yardım etsin. Edemiyorlar. Arkadaşın yardım etsin. Edemiyorlar. Kilitleniyor her şey. Kilitleniyor. Para yok. Eyvah. Kaybediyorsun. Sürekli kayıp. Çok korktum. Ben şöyle bir 3-5 yıl uykuya dalacağım. Ve bana geldi dönemlerde. 5,5 sene sonra Kova'da işte. Tabii. Ben şöyle bir 5 sene dondurmam lazım kendimi. Siz ama sizin şanslısınız. Serdar Bey gibisi de şanslısınız. Şanslı tarafınız var. Gerçekten. Şimdi Serdar Bey yay burcu. Evet. Bizim evet, Necid'deki evet. arkadaşımız.
Eşi de yay burcu. İkisi de yay. Evet. Bunların çok büyük avantajları var. İki tane aynı burçtan olan insanlar. Hem iyi anlaşırlar. Evet. Sizin tabii. de kova, eşiniz kova. Hem iyi anlaşıyorsunuz. Da, evet. İyi günü de birlikte yaşıyorsunuz. Kötü günde birlikte yaşayacağız. Evet. Avantajım oradan mı? Evet, yoksa anlayamazdık birbirimizin ruh halini değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi farklı olsaydı mesela. Kesinlikle anlayamazdık. Zaman, şimdi siz diyelim ki kova burcusunuz. Eşiniz de balık burcu. Şimdi Satürn. Nasıl sizin, geleceğiz? Tabii Satürn'ün kova burcunda arkasından balık burcuna girecek. Eyvah. Bir 10 sene gitti. Ay çok kötü işte. 10 sene acı çekecek. Biz beraber eşi patlatacağız yani o sıkıntıyı. Tabii işte onu diyorum. Beraber atlatacağız. İkinizin de başına aynı anda gelecek. Ama aslında şey de olabilir, ben bunu düşünüyorum da. Hani karşı tarafın bilinçli olması, farklı burçlarda olsak birbirimize destek amaçlı. Hani biri pozitif olsun ki öteki... Ötekinin negatifini atlatmaya çalışsın. İki tarafta negatif olursa o daha sıkıntılı olmaz mı? Olur tabii. O da sıkıntılı diye kesinlikle düşünüyorum ben. Yani orada belki sevgi, aşk bile orada çok kötü. Çok değerini yitirebilir. Ne o bana, ben ne ben ona. Yani evet. Hiçbirimize destek olamayacağız. O kötü ruh haline, evet. Ben kötü ruh halinde. Çok doğru tabii. Zıt olsa diye düşünüyorum. Hani farklı burçlarda olsa belki karşılıklı anlayış içerisinde ben onu destekleyeceğim. O anlayış beni destekleyecek. Anlayış gösterebilen burçlar var Bergin Hanım. İkizler burcu anlayış evet. gösterir. Evet. Kova gösterir mi? Yengeç gösterir. Balık gösterir. Akrep burcu gösterir. Evet. Kova göstermez. Hmm. Yani bencildir zaten biraz değil mi? Sizin yükseliniz akrep olduğu için gösterir. Evet. Ben orada dengeliyorum onu. Yükselinizin, eşinizin de yükselini yengeç. O da gösterir ama aslan burcu, kova burcu, şey yaslan, koç, yay. Bunlar çok... Onlar tamamen kendileri için yaşarlar evet, zaten. Evet çok şey bu zor durumlarda... fedakarlık, oğlak yapmazlar, burcu, başak burcu, boğa burcu bunlar inanılmaz derecede bu zor günlerin üstesinden gelebilme kapasitesine sahip fazlasıyla. Evet. Yani yükselen burçlarına da bağlı ama zor şartlarda çabuk pes eden mesela terazi burcu pes eder. Bir numarada pes edebilir. Değil mi? En başta yay bak. Sıkılabilir. İki tane burç söyleyeyim. En çabuk pes eden, tartışmaktan, kavga etmekten, çabucak pes eden, korkan giden terazi ve yay. Allah Allah. Bunlar gerçekten de bu Satürn mücadele yok yani onlar. Bunlar şey yapmıyor. İşte böyle onlar Satürn yani. Onlar o zaman geldiği zaman yani hemen hayattan vazgeçecekler tabii derecesinde hemen değil mi? Ya, en sevdiğim... Hani öleyim de kurtulayım diyecek hale gelirler o zaman yani. Evet. Allah evet, korusun. Onu söylüyorlar yani evet, evet. Doğru. O derece teraziler özellikle evet. Ve de yaylar şimdi yaya burcuna girecek. Evet yaya geçiyor. Yani o noktada sizin dediğiniz o bir yere parmak bak bastığınız yer çok doğru bir şey. Yani o noktada zor şartlarda mücadele etmek gerekir. Tabii ki. Ama yay burcunun işte benim ısrarla üzerinde durduğum en büyük şey olur. Pes edecekler. Çabucak evet. pes edip ayrılma noktasına girecekler. Evet. Konuyu çok yakından takip ettiğim için yemin ediyorum bu sene hiç görmesem en az 20 tane evet. akrep burcu eşinden boşanan insan tanıyorum. Aa. Her yerde görüyorum. Marketlerde. Demek ki bu dönemlerde. Alışveriş yaptığım ben yerde. Ben kendi çevremden de biliyorum. Evet. Var. Yani 20 tanesini 30 tane tanımışsan bu sene akrep burcu 20 tanesi ayrıldı. Evet. Ayrılmak üzere ayrıldı bitti yani. Bu oran diyelim ki %40'sa bana göre bu senekinin yüzde, evet. akreplerinin %40'ı bana göre ayrıldı. Gördüm ben ayrıldılar yani. Tabii. Sonra tabii başkasıyla evleniyorlar. O başka bir yol. Akrepte %40 ayrılıyorsa ben tahmin ediyorum yayda %70'i ayrılır. %80'i ayrılacak. Eyvah eyvah. Tabii. Çünkü zaten pes edecek. Mücadele etmeyecek. Etmeyecekler. Yarı yolda bitirecek tabii. yani. Aslında bu geçici bir süreç olarak görse tabii. o dönem atlatacak ama belki Satürn'ün etkisi o kişi üzerinden kalkıp gittiği zaman belki ne yaptığına pişman olacak. Ben ne yaptım diyecek. Evet. Ben niye ayrıldım diyecek. Evet, çok doğru. Hiç gereksiz yere ayrılmışım diyecek belki evet, de. Değil çok mi? Çok doğru söylediniz. Ama tabii. pişman olacak. Geçin. Aynen öyle. Yani kesin. Kimi evlenecek. Kimi başka bir yol çizecek. Kesinlikle pişman olacaklar. İşte değil mi? Ama o anlık. Ama üstesinden gelmek de işte inanın bunu yaşayan bilir. Evet. Satürn'ü yaşayan bilir. Yaşamayanın anlaması gerçekten eyvah. Zor. Anlayayım yani. Ben çok korkmaya başladım. Belki 5 sene sonrası. Yani bunu dinleyin. Allah. Yani siz şimdi Başaklara sorun. 2007-2008. Terazilere sorun. 2009-2010. Neler yaşadılar kim bilir. Evet. 2009-2010-11. 2008 2005, 2006 aslan. Onlara sorun. Hayatlarında unutulmayacak evet. izler vardır tabii onların. Tabii onlara sorun. Bu yıllar nasıl geçti? İşte Satürn evet. şu burçtaydı. Kötü geçti. İşte nasıl geçti gibi. Onlar size hayatlarının en kötü dönemi olduğunu söyleyeceklerdi. Olduğunu söyle, ben konuştuğum zaman bunları hep söylüyorlar.
Kolay bir şey değil tabii. Atlatmak, tabii, üzerinden gelmek. 20'li yaşına kadar normal, hani 20 yaşındaki bir akrep burcu. Evet. Yay burcu. O dönem atlatılır, çok kolay atlatır diye, evet, düşünüyorum ben. Gençlik. En zor dönemler evlilik dönemleri. Evet. En çok sorumluluk olan, kesinlikle, dönemlerde böyle bir sıkıntıyı, çok, o kaosu yaşamak bence saçıp savuruyor insanı yani. Evet, yani mahvediyor gerçekten. Değil mi? Tabii. Özellikle bir de farklı burçtan birisiyle evliyse, yani, zaten anlaşamıyorsa onların bitmiştir yani. %100 boşanıyorlar. Türkiye'deki, daha önce de bir programda konuşmuştuk. Türkiye'deki boşanma davalarının uzun sürmesi, hakimlerin boşamaması, niye boşamıyorsa, evet, yani bu sebepler yüzünden belki insanlar boşanmıyorlar ama, evet, boşanmak biraz kolay olsa, kolay olmalı bana göre 21. yüzyılda. Çok insan boşanacak belki de, tabii yani, çok, uzamasa. Çünkü insanlar belli sebepler yüzünden, tabii, etkilenmişler, para evliliği demiş mesela, öyle bir şey de var yani, mantık evliliği diye bir şey olur mu? Şu anda hala var mesela parasal, maddiyat, evet, için evlenen insanlar var biliyorum ben. Mantık evliliği diye bir cümle olabilir mi Belgin Hanım? Mantık evliliği diye bir şey olmaz zaten yani. Değil mi yani? Mantık evliliği. Niye? Biz mantık evliliği yaptık. Böyle bir şey oldu. İşte evlilikte... Bunlar sonra biten evlilikler bu. Mantık, evet, evliliği denilen, tabii, evlilikler. Duygu yok çünkü. Evet. Yani sadece mantıklı olmuyor ki. Düşünceleri, evet, sana uyum sağlayabilir ama, evet, duygusu sana uyum sağlamıyordur. O, evet, zaten bitecektir. Hele Satürn geldiyse, evet, mantık kalmayacak. Mantık kalmaz. Kesinlikle. Evet. Bu konuda da gerçekten doğru söylediniz. Severek evlenmek lazım. Değil mi? Bence de. Ben yani aşk, sevdiğin duygu, beklersin. Evlilir. Anneler babalar Türkiye'de acele ediyorlar. Evet. Askerlik, iş. Hemen evlensin. Hemen evlensin. Bu böyle bir şey yok. Dünyada zaten böyle bir şey yok. Bir rahat rahat bir yaşasın. O gençliği, evet, bekarlığını bir ben yaşasın bence. Yani bir takım gezmeye, tozmaya, eğlenceye doysun ki sonra artık bence en de son aşamada evinin kadını, evinin erkeği olacak kıvama gelsin. Evet. Daha olgun yaşlarda evlenmeli. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Bir ama... sorun, bir Türkiye'deki bir sorunlardan bir tanesi de yine Bursa'da bir olay oldu. Evet. Biliyorsunuz biz astroloji programı yapıyoruz ama her konuyla da takip ediyoruz. Siyaset, tabii ki, futbol, tabii ki, hepsini takip ediyoruz. Her alana giriyor, evet, çünkü burç denilince. Telefonumuz varmış Bergen Hanım. Alo diyelim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Nasılsınız Barbaros Bey? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ya Allah'a şükür. Sizin programınıza katılmak için aramıştım ben. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Evet. Ben Almanya'dan arıyorum. Nereden? Almanya'dan arıyorum ben. Aa, çok teşekkürler. Sağ olun. İlk defa Almanya'dan bir seyircimiz bize öyle mi? Çok... Evet. Evet. Coşkun Bey. Ha, Coşkun. Nasılsın Coşkun? Tanıdım kendisini ben şimdi. Tanıdınız değil mi? Tanıdım, benim akrabam. Gürbetçilerimize, evet, selam gönderelim, evet, o halde. Programımıza hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ olun. Teşekkürler. Coşkun abi diyeyim ben o zaman, çünkü benden büyük kendisi. Aynen. Coşkun abim benim. Öyle mi? Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Coşkun abi. Yay burcu herhalde konumuz bugün. Evet. Benim de yay burcu. Ha, evet Coşkun abi. Eyvah. Evet. Günü gününe yazmışlar mı Coşkun abi? Efendim? Belki bir ay sonra yazmışlar. Belki yay değilsiniz. Öyle mi? Günü güne yazılmış mı? Anlamadım ben. Günü gününe yazmışlar mı Coşkun abi? Herhalde. Tamam. Yani yaylar Coşkun abi biraz zor bir dönem geçirecekler. Bu gerçekten. Evet. Ben size akrabamsınız da. Şunu kesinlikle söylemem lazım. Kesinlikle, evet, maddi konularda kesinlikle hiçbir şekilde yatırım yapmayın. Araba almayın. Ev, hı-hı, almayın. Paranız bankada dursun. Evet. Harcamayın. Para konusunu, tamam, özellikle ciddiye alın. Hiçbir şekilde yani paranız olsa bile, para bazen para kazanırsınız, yatırım yapmanız gerekir, büyümeniz gerekir. Büyümeyin. Evet. Yani iş durumlarında... Birkaç seneyi atlattıktan sonra değil mi? Evet. 3 seneyi atlattıktan sonra. 3 seneden sonra. 3 sene kaldı. Coşkun abi 3 sene kalacak Satürn yay burcunda. Evet. Onun 3 sene boyunca dediğim gibi özellikle maddi konularda yıkılmazsanız. Tabii. O zaman, evet, o zaman daha ayakta durabilir. Daha ayakta yani durabilir. Manevi sıkıntılar çabucak atlatılır, evet, belki manevi ama. Manevi sıkıntılar. Maddiyat ben, kötü tabii, olur. Çocukları, eşi birbirlerine yardımcı olurlar. Tabii destek aile yapısı, evet, daha böyle bir şeyimiz tabii, var tabii, bizim birbirimize destek olma. Moral olur tabii ki. O atlatılır. Bizde. Evet. Evet. O açıdan sıkıntı olmaz ama maddi konularda yıkılmazsanız, ayakta kalırsanız Coşkun abi, dolayısıyla, evet, üzülmeden bu 3 seneyi atlatırsınız. Evet. Siz üzülmeyin, ben de üzülmeyeyim buralarda.
Göçmen tamam. Başka, oldu. Sormak ben sizi fazla alıkoymuyor o zaman. Tamam. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler için. Coşkun Bey. Sağ olun. Ömer Bey'e selam söyleyeyim. Söyleyeyim. Aynı zamanda konuğumuz bayana da ben selam söylüyorum. Tamam. Size selam söylüyorum. Ha, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Bir şey değil. Teşekkürler. Almanya'ya tekrar selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese İnşallah Almanya'daki Ağustos'ta görüşmek selam. Üzere. Tüm gurbetçilerimize selamlarımızı gönderelim bizler. Hadi. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet, tedirgin oluyoruz yok. Yalnız Yay Burcu bir tedirgin oluyor tabii ki. Ne geliyor gelecekte ne bekliyor beni? Evet. Bir korku var değil mi? Evet. Yani çok sürpriz zor. Oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yaylarında evet bu yayların durumu bazen de bu konuları konuştuğum zaman bazen işte konferanslarımda da ben bunları söylediğim zaman ilk başta şok oluyorlar. Yani çünkü yayların hayatında mutluluk var. Evet. Mutlu olmak istiyorlar. Evet kesinlikle. Ama. İşte o anlamda dedik ya zorlanacaklarını o açıdan söyledim. Mutlu olamayacağını düşündüğü veya aklına getirdiği hiç kimseyle Yay Burcu yürümez. Kesinlikle. Onu hemen hayatından çıkartır. Zaten o yüzden Yay Burcu'nun insanları ciddi insanı, somurtkan insanı, konuşmayan insanı. Sevmezler. O güler yüzlü, neşeli hep insanı. Pozitif olacak karşıdaki evet, insan. Tabii. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Yani siyasetten evet. de konuşuyoruz. Seçimler var. Evet. Şimdi bu Satürn'ün Kemal Kılıçdaroğlu Yay Burcu. Evet. Satürn Yay'da girecek. Eyvah. Geleceği kötü. Ekmelettin Bey Oğlak Burcu. Satürn 2 sene sonra Oğlak Burcu'na girecek. Diğer adayı Devlet Bahçeli Oğlak Burcu. Satürn siyaseti olarak. Bırakabilirler yani bunlar, o dönemde. Bunlar yok. Belki. Bunlar zaten yok. Satürn bunlara diyecek ki siz şöyle bir kenara çekilin bakalım. Ya. Tabii. Bunlar bir kenara çekilecekler. Yerlerine ne diyecek yani? Tabii. Bunlar bir kenara çekilecekler. Satürn. Bunları bunları hep beraber yaşayacağız. Değil Kim mi? Gelecek yerlerine? Evet. Daha akıllı. Değil mi? Yani bunlar da akıllı da. Ama o dönemde akıl bırakmayacak Satürn, tabii. Böyle bir şey aklını var. Alacak Satürn. Evet. Şimdi Jüpiter aslan burçlarında gireceği için daha ön plana ben hem CHP'de hem MHP'de aslan burcu hem MHP'ye yakışan hem CHP'ye yakışan bir aslan burcu olabilir. Evet. Buna daha akıllı, daha iyi siyaset yapabilen, daha iyi politika üretebilen, tabii. daha çok fikri olan her zaman tabii ki sayın şu anda başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan balık burcu tabii ki onun bir zekası var. Tabii ki. Ona göre hareket etmek, onun zeki olduğunu düşünerek onun karşısında siyaset üretmek gerekir. Tabii. Bunu yapabilecek en iyi burçlardan bir tanesi de zaten Aslan Burcu. Tabii, Aslan Burcu'nun kesinlikle. Zekası olağanüstüdür. Siyaset üretebilir, fikir üretebilir. Tabii. Dolayısıyla bu ön planda da Satürn'den dolayı hem Jüpiter'den dolayı da Aslan Burcu, Başak Burcu bir terazi canım. Burcu. Evet. CHP'nin ve MHP'nin başına bunların geçebileceğini düşünüyorum. Bu her anlamda Satürn tabii ki burçları etkiler. Evet. Bunu da seyircilerimiz ben her zaman söylüyorum. Kendisine de bakabilir. Yani bunun en güzel örneği astroloji öğrenmenin en kolay yollarından ve geçerli olan en büyük bir numaralı şey önce kendine bakmak. Tabii. Yani biz anlatıyoruz şu burç böyledir, bu burç böyledir. Kendimize bakacağız. Bu bende huy var mı? Yükselen burç. Önce kendini tanıyacaksın tabii. Tabii. Bir de dediğim gibi bu Satürn diyorum ben her zaman ne demekse ne demek istediğim anlamaları için yani benim aynı yaştaysa söylüyoruz 2002'de Satürn ikizler burcundaydı izleyicilerimiz arasında vardır mutlaka tabii ki 2004-2005 neler yaşadılar yengeç, biliyorlar yengeç burcundaydı Satürn yengeç burcundaydı evet. 2004-2005 2006-2007 aslan burcundaydı 2007-2008 Başak'taydı. 2009-2010 Terazi'deydi. İşte 2010-11 Terazi'deydi. 12-13-14 işte bu sıralar Akrep'te. Yani 2 yıl bazen 2,5 yıl. Bu söylediğim yıllar 1 yıl artı eksi bu burçtaydı. Dolayısıyla bu dönemi seyircilerimiz aklına kendileriyle ilgili bu dönemi de akıllarına getirdiğinde o dönemin ne kadar zor geçeceğini göreceklerdir. Bunu ben tabii her zaman önemsiyorum. Satürn bu yay burcunda girdiğinde bunda gerçekten hep beraber
göreceğiz. Akrep Burcu, Fenerbahçe Başkanı Akrep Burcu, Aziz Yıldırım. Evet. İki yıldan beri girdi, çıktı, bir şeyler, davalar, evet, bir şeyler, nefes almadı yani, bir nefes alamadı. Fenerbahçe'de de şeyle bir sıkıntılar oldu. Yani bu siyasette de, magazin dünyasında da hep böyledir tabii. Oradan ki bakabiliriz. Evet, tabii. Takip edebiliriz. Satürn, evet, kimleri nasıl etkiliyor diye kendi, evet, çevremizden. Dolayısıyla da bu durum, bu açıdan baktığımızda gerçeği görebiliyoruz. Evet, yani şeylerin farkında olmamız için. Evet. Yani bu Satürn konusunu da bu şekilde de bir kez daha aynı şekilde akrepleri, yayları ve oğlakları da onları da uyarmış olalım yani bir kez daha. Önemli. Bu şans meselesi böyledir. Yani kendisi bu burçtadır ama eşi şanslı bir dönemdir. Aslandır, Başak'tır. Ona yansıyacaktır. Onun şansından faydalanabilirler. İşte yani bu dönemi... hani dediğim nokta o. Farklı, evet, burçtan olması belki. Ha, o, evet, o da olabilir. Aile içerisinde. Tabii. Şans hepsinin, çocuklar var. Kimisi, tabii, ikizler, kimisi onlardan terazi, belki farklı, tabii, bir şekilde yani olabilir. Biraz hepsine birlikte bakmak lazım. Değil genel mi olarak? Evet. Hangisi şanslı, hangisi şanssız. Ama Satürn bir gerçek var ki Akrep Burcu'nda ve 6 ay sonra Yay Burcu'nda kalacak. 3,5 sene ben seviyorum Satürn'ü. Çok güzel. Satürn'ü seviyorsunuz. Tabii en sevdiğim gezegen. Çok severim. Ay ay. Tabii, ben, benim gözüm korktu. Tabii ama bildiğiniz zaman, ben kendimde de yaşadım. Bildiğiniz zaman ve bunu eşinizle de konuştuğunuz, paylaştığınız zaman, durumun anlattığınız zaman onu çok zor geçirmiyorsunuz. Tabii maddi anlamda kesin zor geçiriyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Tabii ya, çünkü tabii şansınız yok, kapalısınız yani. Yani ne kadar bilirse bilsin yine insan çok etkileniyordur yani. Etkileniyor tabii. Değil mi? Yani, evet, tamam Satürn var ama mücadele ediyor. Yani içinde sürekli çıkamadığı bir sıkıntı, bir sorun sürekli. Ve, evet, onu birkaç sene, 3-5 ay değil. Evet. Seneler sürüyor yani. 2 sene, 3 sene sürüyor dediğiniz gibi. Çok, evet, zor bir dönem bence. Tabii. Maddi olarak sıkıntı çekiliyor Satürn'de, evet, kesin yani bu. Ama manevi olarak da eşimizle konuşup bu böyle destekler bir destekler olması lazım. Destekler olduğu zaman çok kötü olmuyor yani. Kolay yani şey yapabiliriz. Maddi kayıplar, evet, maddi kayıp astroloji, hani Satürn'ün belki bize söylemek istediği şu: maddi konularda çok sıkı durun, ezilmeyin. Evet. Aşırı gitmeyin. Paranızı, evet, oraya buraya harcamayın. Harcamayın. Tabii. Dikkatli olun. O tutum dönemidir belki. Hani tutumlu, evet, olmak zorundasın. Evet. Onu sana öğretiyor israf belki de, değil etmeyiz mi? Evet. O dönemde kısa bir, evet, ara vermemiz tabii gerekiyor. Ki. Bergen Hanım. Bölümde sizlerle birlikteyiz, Bergen Hanım'la birlikte. İkinci bölümde enleri konuşacağız. Kendisiyle bana söylemedi. Bir sürü değişik, evet, ilginç sorular hazırladı. Evet. Bergen Hanım. Sürpriz. Evet. 233, 236, 233, 77, 77 telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. Yükselen burçlarınızı öğrenmek için. Bende yükselen burç tablosu var. Görüyorsunuz. Siz göremiyorsunuz da ben göstereyim. Bu yükselen burç tablosu dünyada sadece bende var. Ben yaptım. Evet, kitapta da koydum bunu. Boştu yalnız. Evet. Buradan kolay bir şekilde sadece doğum gününüzü söylüyorsunuz ve doğum saatinizi de söylediğiniz zaman hemen kolay bir şekilde. İşte, çünkü normalde işte ikizlerin üstün zekası diyebilir miyim bunu? Evet, şimdi tabii ya. Şey öyle tarafı var. Bu normalde bu yükselen burç bakmak gün doğumu ile ilgili, batımı ile ilgili, tabii, bir konu. Ya yani onu bakmak şeyi zordur. Doğum tarihini verirsiniz, tersten gidersiniz falan. Uzun bir süreci vardır yükselen burcu öğrenmenin. Hı hı. Ben o tablo üzerinde çalışırken bu dedim niye bu kadar zor yani? Bu tabloyu bu hale getirmek zor mu? Hiç kimse bu zamana kadar bunu düşünememiş. Neden düşünmemişler? Dedi. Ama bir ikizler, evet, buluyor bunu hemen. Evet, buldum. Çok da güzel, hazır, evet, çok kolay. Kolay yani. Çok kolay bulunabiliyor. Evet. Ben de dolayısıyla buradan çünkü da bakarak sevgili seyircilerimizin hem kendisinin, eşinin, evet, çocuklarının da yükselen burçlarını öğrenmek için, evet, hemen buradan bakıp hemen söyleyebiliriz. Yorumlarımızı Bergen Hanım'la birlikte yapabiliriz. Evet Bergen Hanım. Evet, şimdi enlerdeyiz zaten. Enlere devam ediyoruz. En çılgın burç. En çılgın burç dediğinizde benim aklıma, değerli izleyicilerim, şimdi ben su içiyorum, çay içiyorum. Bunu açıklamayı yapmak istedim. Buyurun buyurun tabii. Siz oruçsunuz, Allah kabul etsin. Sağ ol, her zaman tutuyorsunuz. Sağ ol. Çok güzel bir şey. Oruç tutmak
kadar insanın sağlığıyla ilgili bir hiçbir sıhhattir şey yok. Zaten. Sıhhattir. Oruç sıhhattir. Bir de daha önce konuşmuştuk. Evet. Bir insan bir şey istediği zaman, olmasını istediği zaman. Evet, ben oraya takıldım zaten. Evet. Ben gece gündüz adak yapıyorum. Evet. Öyle mi? Kesinlikle. Bunu ben bizzat kendimde yaşadığım oruç için. Adağı değil mi? Evet. Evet. Oruç adama Ramazan haricinde. Bir hacetinde, olmasını istediğin bir dileğinde bunu yapabiliyorsun. Oruç evet. adayabiliyorsun ve çok çabuk oluyor değil mi? Hemen. Ben bunu sizden duyduktan sonra zaten hemen ben dileklerimi evet. böyle dizdim. Ama Ramazan sıraladım. Çıktıktan sonra. Tabii tabii. Nafile orucu olması gerekiyor nafile çünkü. Nafile oruç. Ben şöyle hani adak olur ya, ben dersiniz ki bir tane şu işim olursa bir tane koyun keseceğim, evet. dana keseceğim. Ama bunu olur. Oruç Ama olarak oruç olarak söylerseniz, işte Allah'ım ben bu dileğim olursa 30 gün oruç tutacağım veya 20 gün oruç tutacağım derseniz, evet. bu niyeti, bu adağı adarsanız inanılmaz bir çabuk şekilde oluyor, 2 saat, 3 saat niyetiniz gerçekten temizse, kalpten söylemiş iseniz, ben bunu bizzat yaşadım, biliyorum. İnanılmaz şekilde, ben 2 kere yaşadım bunu. Tabii. Perdesiz kabul oluyor o dua tabii, zaten. Hemen anında, çünkü anında geliyor yani. Hani paranla, malınla, mülkünle yaptığın adak ayrıdır. Nefsinle, kendini terbiye ederek yaptığın adak o çok farklıdır. Ondan dolayı ben evet. zaten hani hani maneviyat olarak daha yüksek olduğunu düşünüyorum o adak. Çünkü evet. kendi nefsine ait bir şey ve sen evet. oruç tutacaksın, aç kalacaksın ve ona adak evet. adıyorsun. Tabii ki evet. onu da Allah-u Teala'nın hoşuna İkinci giden bir şeydir. İkinci olarak çay içmemle, su içmemle ilgili evet. ben programı yaptım burada konuşurken. Tabii rahatsız edebiliyor beni. Evet, o yüzden evet. de Paranjit sıkıntısı var zaten. Evet, onu hissettim evet. ben. Evet. Konuşmam sürekli olabilsin diye içiyorum. Bir. İkincisi de hani bunu 2 saat bazen bu çok benim karşılaştığım konulardan bir tanesidir. Toplumumuzda da bu var. Niye herkesin içinde sigara içiyorsun, çay içiyorsun? Evet. Bu düşünce bir insanı dinden çıkarabilir. Bu kadar tehlikeli bir konudur. Evet. Ben şuna inanırım. Şimdi ben düşüncem şudur. Bu konuda Allah'ın, ben şimdi oruç bugün tutmadım. Evet. Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak diye bir düşünceye sahibim. Evet. Allah biliyor. Hani niye yalan söyleyeyim ki? Ben Allah'ın beni oruç tutmadığımı biliyor ise, ben başkasından oruç tuttuğumu niye gizleyeyim? Gizlersen. Evet, bunu yapıyorlar insanlar. Gizlersen, bu münafıklar girer zaten. Evet, çok doğru dinsizlik. Söylediniz Belgin Hanım. Tabii. Ben oruç tuttuğumu başkasından saygı çerçevesi, saygı gösteriyorum, saygılı evet. olmalıyım diye başkasından gizlersem evet. ben o zaman tutuyor yani, gibi görünmek Allah'a münafıklık. Allah'a karşı tabii. saygısızlık yapmış. Onun tabii büyüklüğünü, ki. Yüceliğini karşı bir... Allah'tan korkmuyorum ama kullardan korkuyorum gibi oluyor yani. Tabii. Ondan saklıyorum gibi olur. Tabii. O da şirke giriyor aslında. Büyük şirk. Şirklere İnkara giriyor. Girmiş oluyorsun. Kesinlikle. Hiç kimseye niye oruç tutmuyorsun? Niye herkesin Diyemezsin. İçinde sigara içiyorsun? Niye herkesin içinde çay içiyorsun? Yemek içiyorsun? Dememelidir. Kesinlikle. Bunu demek çok çok büyük Karşı bir günahtır. Karşı tarafı sinirlendirip günah sokabiliyor. İki tarafta evet. günah girebiliyor. Evet. Söylediği için evet. o da ona tepki verdiği için günah girecektir. Evet. Bu çok Hiç önemli bir konudur. Evet. Yani oyunu söylemek istedim. Evet, yani evet. Ben o yüzden Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim. Bugün tabii oruç ki tutmuyorum. Rahatsızlıklar olabiliyor, bir takım sıkıntılar olabiliyor. Tabii ki yani. İnsan, doğru söylediniz. İnsanın içini bilemezsiniz. Bilemezsiniz yani. Evet. Ön yargılı olmamak lazım. Kesinlikle. İnanç herkesin kendine. Evet. İbadeti kendine. Çok güzel söyledim. Doğru söyledim. Evet, en çılgın burçtan devam ediyoruz. Sömersizdeyiz. En çılgın burç bir numarada. Tabii ki siz de biliyorsunuzdur ki Belgin Hanım Kova burcudur. Kova burcu. Evet. Aklıma geldiği için tabii. sordum zaten. Aslan burcu çılgındır. Evet. Yay burcu Yay çılgındır. Burcu evet. Diye, evet, Koç burcu da çılgındır. Bunların çılgınlıkları vardır. Hepsinin farklı alanları İkizler değil mi? İkizler burcunun çılgınlıkları vardır. Yani bu 5 tanesinin çılgınlığı vardır. Yengeç burcunun çılgınlığı vardır. Var mıdır? Akrep burcunun çılgınlığı vardır. Evet, farklı farklı dediğiniz gibi. Bunu söylediklerim ama en fazla sonradan söylediklerim orta seviyede ama ilk başta söylediğim kova. Kova Asla. Her konuda çılgındır sanki değil Tabii mi? Yani, geniş kapsamlı çılgın. Evet. Hayata zaten çılgın bakıyor. Evet. Hayatın, yaşamanın enerjisini evet. özgürlük içerisinde, özgürce yaşam enerjisini özümsemiş, evet. bunu bilen, saklamak istemeyen, yaşamak isteyen bir burç. Evet. Dolayısıyla bu şekilde düşündüğü için çılgınlıklar, hani arkadaş olmakta, sevgili olmakta, sever. Çılgınlık yaptığımız zaman mutlu oluruz evet, aslında. Değil mi? Evet. Deşarj oluruz. Kesinlikle. Psikoloğa, psikiyatriye gitmemize gerek kalmaz. Evet. Ufak tefek çılgınlıklar yaparsak. Bazen burçlarda öyledir. Oğlak, boğa, başak, akrep, yengeç, balık, aslan, terazi. Bu burçlar genellikle birazcık bastırırlar. Yani ben çok iyi bilirim mesela. Bir arkadaşım Amerika'ya gitti. Los Angeles'ta. Burada İçki içmiyor, İçki içmiyor burada. Babasından korktuğu için. Evet. Amerika'ya gitmiş Los Angeles'ta bir ay kaldı. Her sene gider. Orada kasalarla içiyormuş. Kasa yani bire bir tane almıyor. Baskıya alıyormuş. Bakın. Baskıdan evet. kurtulmuş oluyor. Gidip orada evet. yapıyor onu.
Yani böyle bir durum var. Kovanın da bu özelliği aslında kendilerinin zaten öyledir. Uzun yaşamakla ilgili olarak da baktığımız zaman da en sağlıklı burçların kova burçları olduğunu görüyoruz. Spora yatkınlıkları, evet, ve tabii. Bu yani kafa rahat, psikoloğa, psikiyatriye gitmesine gerek yok. Kendileri yani, zaten yapıyorlar onu. Psikologluk evet. yapıyorlar kendi kendilerine, evet. etraflarına. Evet, evet, bunu yapabiliyorlar. Bir de o çılgınlık dediğimiz şeyi zaman zaman yaptıkları için kendilerine... İçinde biriken bir sıkıntı kalmıyor. Kalmıyor, evet. Yani atıyor, coşkudur yani. Deşarj oluyor aslında değil evet. mi? Adrenalindir o yani. Evet. O atarsın, o adrenalin evet, evet. güçlü bir duygu, bir güçlü bir salgı. Dolayısıyla bunu da yaptıkları, yaşadıkları için onlar ileride hem uzun yaşayabiliyorlar, Ajda Pekkan gibi. Evet. Mesela o da kova burcu. Çünkü hep mutlu olmayı seviyorlar. Tabii, Mehmet Ali Erbil kaç yaşına geldi. Evet. Tabii ki yani hala bir 90 yaşına gelmiştir. Çılgın, çılgın hala evet. 53-54 diyebiliyorum ben. Yok var. 88'sin, 78. Yoktur canım, yoktur. Hani en fazla 54-55 diyebiliyorum. Öyle mi? Eğer öyleyse ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. 60 falan ben gerçekten. 60 var mıdır yani? Belki de o civarlarda ya. Ama çok da hani... Ama yine de maşallahı var. Çocuk evet. gibi zıpır zıpır zıplıyor yani. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Yani o duygu ama bu enerjiyi kaybetmemek çok güzel bir şey. Çok işte o çılgınlık duygusu çok güzel bir şey. Yani kovada olan bir şey. Bu iyi bir şey midir? İyi bir şeydir çılgınlık olmak. Ben de öyle düşünüyorum. Olumlu düşünüyorum evet. ben. Hani olumlu bir duygu, his, kesinlikle. Davranış olarak düşünüyorum. Yani bunu bastırıyorlar Oğlak, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep. Yani genel olarak bastırıyorlar. Zaman tabii zaman ya. Bir şey yapıyorlar. Onlara bazen sorarsın Oğlak burcuna, Başak burcuna, Boğa burcuna. Sen en büyük yaptığın çılgınlık şey ne dersin? Söyler sana, senin normal yaptığın şeydir o. Yani evet. Yani çok ama, değişik gelmez onlara, evet. bize. Şöyle söylersin, bunu astrolojiyle ilgilenen herkes karşılaşır. Dersin ki Oğlak, Boğa burcuna çılgınlık, en yani yaptığın en büyük çılgınlık ne dersin? Veya çılgın değildir dersin. Ben çılgınım der. Niye Oğlak, göre çıldın? Evet. Onu kendisine yap. Benim normalde veya başka bir kovanın normal hayatında, rutin hayatında yapmış olduğu bir evet. şeyi o ona çılgınlık gibi geliyordur. Senede bir iki kere yapmıştır. Onu çılgınlık olarak görür. Yani bunlar, çılgınlık kriteri herkesin evet. değişiyor değil mi? Her burçta değişiyor. Değişiyor. Yani orada baktığın zaman senin saçma gelir. Söylemin yanlış der yani. Ben çılgınım der yani. Çılgın yapıyorum der yani. Allah çok karşılaşıyorum ben. İlginç. Evet. Dolayısıyla onlar o kendi Oğlak, Boğa, Başak, tabii Balık, Yengeç, Akrep bunlar daha çok bastırdıkları için tabii sağlık sorunları. Akrep de böyle bastıran bir şey mi? Akrep de burcu da tabii bastırır. Çünkü onun da sebebi toplum içerisinde kendi adına bir laf gelsin. Toplum kurallarına istemez. Dikkat ediyor çünkü. Hani ben akrepten de aldığım için yükselenim. Ben evet. bazen böyle çılgınlıkla çılgın olmama arasında kaldım oluyor. Gitgeller yaşıyorum. Evet. Hani şimdi çılgınlık yapacağım. Aman insanlar ne der? Aman insanlar hoş karşılar mı diye de kendi kendime bastırdığım da oluyor. Aman boş ver dediğim de oluyor. Bak mutlu olmana bak dediğim de oluyor. Ha tabii ki olumsuz anlamda değil de hani mutlu olacak güzel şeyler, bir çılgınlıklar olması gereken şeyler gibi. Ben şöyle bunu bazen bastırıyoruz ama toplum kurallarına aykırı olur mu gibi. Tabii. Benim yani yükselim akrepten dolayı etkileniyorum. Kesin ben. etkileniyordur. Çünkü siz kova burcusunuz. Konumuz da gelseydi bugün yay evet. burcu, o da yükselen çok burcu aslan, burç, ay tabii. burcu da kova. Oo. Onun tam çılgın. Tabii onun çılgınlığının sınırı yok zaten. Evet. Kova burçları çılgındır derken. Tabii ki bazen insanlarla burçlarını konuşurken ben kendi burcumun özelliklerini taşımıyorum derler. Bu zaman zaman olur, evet. doğrudur. Size mesela kova burcu çılgındır dese, ben desem siz şunu diyebilirsiniz bana. Rahatlıkla diyebilirsiniz. Yok ben çok değil böyle diyebilirsiniz. Evet. Çünkü akrep yanım var. Akrep ve ay burcunuz da oğlak. Oğlak, daha oturaklı. En çılgın çünkü. Olmayan burç. Evet. Yani. Hiç çılgınlığı olmayan, evet. rutin yaşayan bir burç. Dolayısıyla bu zaman içerisinde işte bu burçları değerlendirirken kendi burcu, yükselen burcu, ay burcu üçünü birlikte bakmamız, ona göre bir değerlendirme, bir öngörü, bir düşünce, bir fikir ortaya koymamız evet. Gerekir. Yani sadece hangi mesela çılgınlık en fazla korku, güven, aşk, sevgi, arkadaşlık, dostluk, spor, siyaset, zeka bir sürü konularda hepsinin fazlası vardır. Bir burç daha zekidir. Bir daha yani bir burç Koç burcu, İkizler burcu zekiyse diğerleri zeki değildir anlamında tabii değil. Ki gelmez, onlarınki daha tabii az ki. Zekidir. Tabii ki. Ama tabii ki Merkür etkilemiştir. Tabii şeyleri Mars etkilemiştir. Evet. Mars'ta doğanlar kendisi
kova burcudur. Ama Mars da kovada doğduğu için kazalar, hayatı kazalarla geçer. Kendisi diyelim ki ikizler burcudur. Satürn'ü de akreptedir. Zor bir dönemde doğmuştur ve hayatı zorluklarla geçebilir. Hepsine birlikte bakmamız lazım. Şans meselesini değerlendirirken. Ama genel olarak da tabii ki çılgınlık dediniz. O anlamda da tabii ben birinci burç kova. Kova. Evet. Başka ne vardı? En başarılı burç mesela. En başarılı. En başarılı. Bu başarı kelimesi zaten oğlak burçlarının en evet, beğendiği, hayatlarını feda ettiği. Oradan da alıyorum ben. Evet. Ay burcumun oğlak oluşundan alıyorum oradan da. Tabii orada başarılı olma isteği. Evet. Siz mesela... Olmazsa olmazımdır benim başarı. Evet. Evet. Tabii. O konuda kesinlikle evet dedik kaldık. Evet. Şimdi o sizin, benim tabii, hayatımda var yani başarı evet, olacak. Evet. Sizin şimdi kova üzeri akrep olarak siz hayata başlarken yani kova üzeri oğlak olsaydınız şimdiki yaşlardaki bu başarı duygusu isteği daha fazla olacaktı. Çok aslında daha fazla 10 yıl öncesinden olacaktı. Daha önceden değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani daha 10 yıl siz ay burcunuzdan dolayı yani kova akrep olduğunuzdan dolayı evet, başarı isteğini biraz daha geç tabii, arzu ediyorsunuz şu anda istiyorsunuz. Evet. Daha önce yoktu. Ben hep ilerleyen yıllara doğru. Evet. Yaşımın olgun yani, dönemlerinde ben şu dereceye geleceğim diye hep çocukluğumdan beri bunu kendi kendime empoze etmişimdir. Yani gençlik dönemlerimde, bekarlık dönemlerimde. Hani ben belli bir yaşa geldiğim evet, zaman, olgunluk yaşıma geldiğim zaman ben bir şeyleri başarmış olacağım diye daha o zamanlardan bunu hep kendime evet, kafama yazmışımdır. Ama bu kovalarda da var zaten. Kova burçları da çok disiplinli, çok çalışkan, gerçekten evet, başarılı olmak evet, isteyen. Vazife insanı. Vazife insanı. Yani sizi bu anlamda yani sizi pişmanlıklarınız bu anlamda vardır. Neden? Yani oğlak burcu olduğu için ay burcunuz kova akrepten dolayı siz akrebin bazı özelliklerinden dolayı pişmanlıklarınız vardır. İçinizde yaşıyorsunuz. Tabii. Yani çünkü başarı, kovada başarı isteği arzusu var, oğlakta evet, var. Akrepte yok. Akrepte o kadar fazla yok. O mutluluk hırsı yok onda zaten. Yok akrepte yok. O mutluluk, mutlu olmak isteyen. Evet. Duygusal huzur, takılıyor. Duygusal, takılıyor, güven. Evet. Birisiyle güvenmiştir. Güvendiği bir insanla evet, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşasın çocuklarıyla. Evet. Sorunsuz, sıkıntısız. Evet. Kimse ona dokunmasın. O kimseye dokunmasın. Öyle tabii, sakin bir hayat değil mi? Evet. Yani o sakin bir hayatı evet, hayatı boyunca tercih eder. Tabii ki zaten o yüzden de diyoruz her zaman hani aşk her zaman da söylediğimde aşka daha yatkınlar. Evet. Yani aşk duygusu içerisinde para olmaz, hırsı olmaz, o şu olmaz. Onlardan olmaz, uzak yaşıyorlar tabii, zaten. Tabii. Yani tamamen o kişilik karakter duygusu akreplerin yani huzur, güven, aile hayatı. Önemli olan ona onlar. Karışma, buna karışma. Aşka zaten yakın. İçindeler evet, zaten. Aşk bir aşk duygusunun içine girer. O aşk duygusuyla sürekli o duyguyla hayatını sürdürür. Evet. O yüzden diyorum aşkı en iyi bilen burç. Değil yani mi? Hem demek istediğim yani hem aşk yaşayayım hem de kariyer yapayım. Evet. Olmuyor. Bunu bana çok soruyorlar. Onu duygusal baktığı için onu bakamıyordur tabii evet, o başarıya, yani bir şeyler kazanmaya. Soruyorlar bana en çok aşk mı nasıl olacak? Hem aşk hem para. Nerede o? Boğa'da öyle bir şey yok tabii. Aşk değil para direkt. Nerede hem aşk hem para? Yok böyle olmaz, bir tane göstersinler. Yok. Hem aşk hem para yaşayan. Önce para diyecektir. Çocuk huzurlu bir şekilde yok. Bakmayalım yani biz öyle dergilerdeki, televizyonlardaki resimlere. Değil mi? Onlar resim, reklam amaçlı tabii, çekilen şeyler. Biz hayatta gerçekte öyle bir şey yok. Değil. Herkes para isteyen parasını bulur. O ayrı. Evet, sağlık evet, isteyen sağlık bulur. Aşk isteyen aşk bulur. Belasını isteyen de belasını bulur. Belasını değil mi? Bulur. Doğru. Yani böyle bir herkes tabii ne ki, arıyorsa onu bulacaktır onu, değil mi? Onu buluyor. Ne yetersen. Tabii neyi, zaten hani bir şey istiyorsan mücadele edeceksin ve istediğin şeyi zaten gerçekleştirebilirsin, yapabilirsin, başarabilirsin. Sevindikten sonra zaten hani o da olmasa da olmasa ben hani olduğum kadar mutluyum dedikten sonra zaten bir şey ilerleme olmuyor. Olmuyor. Evet. Sayıyorsun. Tabii. Olduğun kadar da mutlu oluyorsun ama bir şeyleri yapacağım, başaracağım şey evet, bence daha farklı yani bir ideali olmalı insanın, bir şeyleri amaçlamalı evet, insan. Kesinlikle. Ben öyle bakıyorum. O da güzel farklı bir duygu. Evet. Yani insanı akreplerin de bu anlamda hem aşk burcudur ama aynı zamanda da dezavantaj. Balıklar için de, yengeçler için de dezavantaj. Yani başarılı olmak isteği çalışmayı gerektirir. Evet. Yani çalışmadan başarılı olamaz hiç kimse.
Evet. Mutlaka acı çekerek çalışması gerekir. Her başarının altında futbolda... Çok çalışma şeyi var mı peki hani o akrep, yengeç, balıkta? Akrepte yok zaten. Yengeçte akrep... de yok, balıkta da yok. Öyle mi? Sevmesi lazım. Yapmış olduğu işi seviyor olması sevmesi lazım. Sevmesi yapmayacak yani. Acı çekerek fedakarlık, adamak kendisi... Boş alır. Bırakacak yani iş konusunda. Çok mücadele etmeyecek yani. Öyle mi? Tabii huzur, güven, şartta hani böyle başarı duygusu... Başarı duygusu şeyde var işte, Oğlak, Boğa, Başak'ta. Evet. Boğa'da paradan dolayı var ama Oğlak Burcu'nda başarılı olmak duygusu. Onun hayatı, onun şeyi tabii. Bir numarada o var. Başarılı, evet, başarılı Aslan'da, olacağım. Koç'ta, Kova'da. Evet. Bu saymış olduğumuz dört burçta Aslan. Çok güzel. Sevindim kendi evet, adıma. Kova'da, Oğlak'ta. Bu şey başarılı olmak duygusu var yani. Evet. Ona göre bu da çalışmayı gerektirir. Tabii ki. Çalışmak da bir insanın kendisine yapabileceği en güzel şeylerden tabii. bir tanesidir. Psikolojisi her zaman çalışmayı iyi olur. Seven burçlardır zaten. Tabii. Yani çalışma hırsı olan. Tabii işte sizin bu yükselen akrep olduğu için o şey taraftan dolayı siz tabii o dönemlerinizi belki şimdi vermiş olduğunuz içinizdeki o başarılı olma duygusu, evet. hissi bundan 5-6 sene, 10 sene öncesi belki bu kadar yoktu. Evet. O zaman yükselen burcunuz akrepti. Hı-hı. Akrep burcunun duygusallıkları vardı, takıntıları evet. vardı. Evet, evet. Huzur, öyle bir sürü öyle bir takıntılı geçti benim zaten. Evet. Kesinlikle. İşi falan boş bırakmışım. Yani çalışmak istemiyordum. Evet. Bir dönem öyle kendi içimde bir dönem atlattım, birkaç sene atlattım. İşte yani. Sonra bir şaha kalktım, ben çalışmalıyım evet. dedim. Çünkü evet. benim daha önceden bir çalışmışlığım var. Yani eğlendikten evet. sonra bir dönem boş kaldım. Çok sıkıldım sonra. Benim bir şeyler üretmem gerekiyor. Evet, doğru. Ben bir şeyleri başarmam gerekiyor. Kova öyledir çünkü zaten. Ben öyle duygusal takılayım, bunalım takılayım bir insan değilim. O dönemde bir o akrep şeyini yaşadım ben, yükselen burcumun etkisini. Sonra evet. bir sıyrıldım. Evet. Bundan sonra ben bir şeyleri başarmalıyım, çalışmalıyım. Evet. Çalışmayı da çok seviyorum gerçekten. Akrep burcunun bu anlamda diğer bir artısı, yükselen burcuna bağlı olmak şartıyla veya başkası yani veya akrep yükselen burcudur. Evet. Artısı başarılı olduğu takdirde en şanslılardan bir tanesi oluyor. Öyle mi? Çünkü başarısını da çevresindeki insanların, mahallenin, o şehrin, o insanların, toplumun, o kültürdeki nüfusun hepsinin, tüm ülkenin saygınlığını da kazanıyor. Hmm, akrep. Tabii. Yanlış yapmıyor. Kadir İnanır evet, mesela. Karakter insanıdır zaten ya. Evet. Ya, baktığın zaman hayatta belli bir yaşa da gelmiş olsa... Hiç karakterini bozmaz. Bozmaz. Çünkü. Yanlış bir iş yaptıklarını genel olarak baktığıma güven geldi. Veriyor yani karşılık. Yanlış bir iş yapmıyorlar. Evet. Dedikodulara seçici, karışmıyorlar. Tabii ki. Tamam, dedikodulara tabii. karışmayan toplumun ayıp sayabileceği hiçbir şeyi yapmıyorlar. Değil mi? Çok güzel. Bir de başarılı olmuşsa Kemal Sunal gibi evet. mesela. Takdir edilecektir. Takdir ediliyor. Tabii. Herkes tarafından takdir ediliyor. Yani bir insan şımarmaz mı? Bir insan ünlü olur değil mi? Evet. Şımarır. Akrep burcu işte şımarmaz. Şımarmadığı çok için de toplumunda şey. Veya başka bir sanatçı olabilir, başka bir alanda sinemada olabilir, başka sporda olabilir. Şımarmadıkları için de yanlış bir işlere karakter burcu olduğu için, evet. yanlış bir işlere de girmedikleri için aynı zamanda da başarılı olduklarında daha yakışıyor. Başarılı olmak akrep burçlarında yakışıyor. Yakışıyor. Oğlaklara yakışır. Evet. Çünkü şımarık hallere evet, girmiyor. Boğa'ya yakışmaz mesela. Aa, o tamamen evet. başka bir insan olur herhalde. Evet, bilemiyorum. Yani, egosundan geçilmez herhalde öyle insanlar. Dobralığından bile. Dobralığı da var yani. O yüzden başarılı olmak parayı da getirirse, onu da söylersek. Yani başarılı olmanın altında para da varsa. Evet. Para tabii boğa burçlarının amaçlarından bir tanesi. Para tabii boğa burçlarını konuşturur. Evet tabii tabii. Boğa burçlarının konuşmasını biz astrologlar çok istemeyiz. Öyle yani mi? Evet. Derken, sert mizaçları nedeniyle kırıcı evet. olabiliyorlar çünkü. Evet, canım, yani çok konuşmayacaklar insan onlar. İnsan ilişkilerinde, iletişimlerinde çok konuşmamaları gerekiyor. Evet, boğa burçlarının. Ben geçen evet, de beni telefon kırıcı ettiler. Oluyorlar çünkü. Telefon ettiler bir yerde. Bir ürünler bir şeyler işte alternatif tıp anlattılar. Evet. Sordum tabii. Ben de biraz burç konuşmak istiyorum. Bir tanesi yengeç, bir tanesi boğa burcu. Tam bir saat esir aldılar beni. O boğa burcu. Ben bir şey söylüyorum. Burçtan giriyorum. O... Ürün, o kendi doğrusunu sana kabul ettirmeye çalışacaktır. O ürüne seni. Getiriyor, takmış o ürüne. Ürün, dünyadaki en iyi ürün. evet, ona göre... Hayatı o anda o yani. O ürünler, bitkisel ürünler, dünyada herkes yemeli, mükemmel, cennetten gelmiş. O öyle anlatıyor, coşku, havaya girmiş. Evet. Boğa burcu, ben bir şeyler anlatıyorum, başka konulara sıkıldım. Sıkıyorlar değil mi ama? Kalkıp da gitmek de istemiyorum. Konuyu değiştirmek istiyorum biraz hani ben de havaya gireyim. Bir kelime de ben edeyim arada. Bunaltıyorlar ben biliyorum. Hiç aynı hemen ürüne getiriyor.
Yani bir saat konuştuk, bir saat boyunca ürün anlattık. Çünkü odaklanmış onu. Evet, yani boğa burçlarında işte bu anlamda çok konuşması gerçekten bazen karşısındaki insanlar için sıkıcı olabiliyor. Tabii ki. Yani o anlamda da o boğa, hani çok da parası varsa zaten bir boğa burcuyla anlaşmak mümkün değil. Altında artık böyle seni ezer yani, ezer. Her konuda kesin, ezer. Ezer, ezmeye çalışır. O ortamdan kaçacaksın. Tabii, ezer yani. Boğa tabii burcu ki. İçin parası var, iyi, parası yok, kötü. Evet, tabii. Böyledir yani. Çünkü ona göre çalışmayan insan, tabii. Boğa burçlarına göre çalışmayan insan gereksiz insandır. Değil mi? Fakirdir o. Şimdi çok yakından tanıdığım biri aklıma geldi de. Evet. Geçenlerde boğa burcu biri izliyor mu bilemiyorum. Evet. Parasız insan, gereksiz insan yazısı paylaşmış. Boğa burcu. Evet, boğa burcu mu? Evet. Tabii. Yani aynen baktım. Öyle. Yani evet, şey, hoşuma gitmedi çünkü. Hayır, hoş değil aslında onu paylaşma. Parasız insan, gereksiz ama insan. Ama burçlarda bu kadar mı olur dediniz yani. Dedim boğa. Yani. Dedim. Yani bu sohbetlerde de biz erkeklerle falan sohbetlerde de bunu boğa burçları çok kullanırlar yani. Değil mi? Parası hani bunu şakayla karışık. Evet. Dolayısıyla bu da onlar için hayatlarındaki, yani hayatta bir yerde bir noktada imtihan. Her değil burcun mi? Kendi iyi özelliklerinden ve kötü özelliklerine göre iyi taraflarından ve kötü taraflarından dolayı imtihanları var. O da boğa burçlarında bu onların imtihanı. Evet. Kazanırlar, kazanmazlar. Satürn yay burcuna giriyor. Onların da o hep kanaat etmiyorlar. Edecekler. Yay burcu değil mi, kanaat evet. Etmeyen burç? Etmek zorundalar. Zorundalar. Etmesinler de göreyim şimdi. Sürünecekler. Tabii. Kıymetini bilecekler yani geçmişteki rahatlığı. Daha da fazlasını istiyorlar. Ne istiyor? Dünyayı versen başka dünyada yok mu diye. O kadar hani, o kadar doyumsuz değil mi? Doyumsuz. Her konuda doyumsuz tabii bu. Sen tabii her konuda. Maddi, manevi her konuda doyumsuz. Her konuda bir doyumsuzluk var. İşte bu var. Böyle bir yerle bir edecek yani diyorsun. Tabii. Yani işte o açıdan hani biraz önce de arada da konuşmuştuk hani astroloji aç bakımından hani yıldızların gelmesi ve gitmesiyle ilgili olarak da Satürn gelir 2 alır. Evet. Jüpiter hemen arkasından gelir. Gelir 5 verir belki. 1 alır. Yani 2 verirse Satürn, 2 alırsa Jüpiter 1 verir yani. Ha, bir verir. Kayıp daha fazla olur genelde. Genel olarak. Yani muhakkak yine bir şeyler gidiyor. Sonradan tabii. Hep Jüpiter'e güveniyoruz ya. Toplamak. Ben hep öyle diyorum ama arkasından Jüpiter gelecek evet. Şans. Evet. Ama tam vermiyor hepsini. Tabii tam giden yani, daha çok olacak giden yani. Giden daha çok olduğundan. Çünkü 2 sene kalıyor ya. Tabii. Yani çok 2 sene kalıyor. 1 sene öncesi var, hazırlık, tünele gireceksin. Bir de çıktıktan bir sonra bir de kendin neresi burası, ne 4 sene gidiyor yani 4, 5 değil mi? 4 sene gidiyor. Bir de evliysen sen dediğim gibi yakınsa birbirine ikizlerle aslan arkadan başkasına tabii diğer burca gelecek. Girecek. Etkiler bunlar birbirini. Eyvah. Gitti 10 sene. 10 sene sıkıntı, dert. Belki 10 sene sürmeyecek o zaman evlilik yani. O evlilik de biter yani. Biter bitmez. Veya işte eskiden bitmiyordu, şimdi bitiyor. Evet şimdi, şimdi evet. İnsanlar bu kadar büyük sorunları mücadele edemiyorlar, yılıyor insanlar artık. Kadınların da ekonomik hayata katılmalarıyla rahatlık var tabii ki. Eskisi çekmiyor gibi çünkü. Çekmiyorlar. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bu Satürn bu yanlış birbirinin burçlarını tutmayan insanların evliliklerini ciddi şekilde... Tabii ki çok yakın burçlarla evlenmemek gerekiyor o zaman. Arka arkaya olmayacak yani. Onu şey seçeceğiz. Ya, evet. Yani aynı olursa yani sevmek yani tabii ki sevmek. Yani tabii canım yani. Burcuna bakmadan bir an o duyguyu yakalayabiliyorsun. Tabii sevdiğin zaman, aşık olduğun zaman ben onu her zaman söylüyorum. Aşk duygusu her zaman olan bir duygu değildir. İşte insan tabii hayatında ki bir kere en fazla 2 kere yaşasın yani. Evet. Değil mi? Yani aşık olur. Dolayısıyla evet. O aşk geldiği zaman, o aşk duygusunu hissediyorsan... Aklı başından işte gidiyor, mantık işte. Kalmıyor. Mesela, orası biraz farklı yani. Ben çok konuşurum bunu insanlarla. Mesela çok merak ederim yani, ettiğim bir konudur. Oğlak, boğa, başak burçları nasıl aşık oluyorlar? Çok merak ediyorum yani. Aşk dediğin zaman, para... Yani paradır onların aşkı. Yani işte evlenecek, oğlak, boğa, başak burçları öyle ya, biliyoruz şimdi. Tabii, öncelik... Koç, aslan, yani... Öncelik para, maddiyata bakacak onlar. Bakıyorlar. Evet. Kadın, erkek. Aşkı nasıl yakalayacaklar peki? Yani aşkı nasıl yakalayacaklar? Geç kalacaklar aşkı geç o zaman. Geç kalacaklar o zaman. Değil mi? Belli bir yaştan sonra. Ya da belki evlenecekler para kazanma hırsından. O aşkı yaşayamayacaklar. Sonra belki bir rahatlık olacak. Evet. Evlendikten sonra başka bir aşkın içine düşecekler. Daha bir sıkıntılı o. Çok sıkıntılı. Yani. Sonradan belki yaşayacaklar o aşkı. Ama yaşayacaklardır da zaten. Aşk bakımından baktığımızda tabii ki burçların da kendi burç özelliklerinden dolayı aşk anlayışları farklı. Tabii. Yani o yüzden burçların özelliklerini bilmek, evlenmek isteyenler için
ve evli olanlar için çok önemli. Evet. Yani o zaman yeni evlenmiş iseler, ama yine de Türkiye'de şöyle bir sorun da var. Bunu ben son haftalarda da çok karşılaştım. İnsanlar da oruçta olduğu için bu sıra biraz konuşuyorlar. Boşanmak üzere olan iki tane genç tanıyorum. 3 yıllık evli. İkisi de 3 yıllık evli. Birisi koç kadın, akrep eşi. Bir tanesi kova kadın, balık eşi. 3 yıllık evliler. İkisinin de birer tane çocukları var. Ve boşanmak, birisi boşanmak, ikisi de boşanmak. Bunların ikisi de kız. İkisi de boşanmak istiyor. Aha. Bundan başka birçok konuyla ilgili sohbet ettiğim insanlardan hep şunu duydum. Aynı kelimeyi duydum. Bunu kadınlar çok önemsiyorlar. Diyorlar ki ben bir fikir söylediğimde, bir düşüncemi ortaya koyduğumda eşleri, erkek olan eşleri diyorlarmış ki sen düşünemezsin. Sende beyin mi var? Senin fikrin ne ya, olur? Ya çok kötü. Bunu işte. Ben sadece o iki bayandan değil, başka erkekleri arkadaşlarımızla olan erkeklerin birçoğu yapıyor yalnız bunu. Kadın bir geri zekalıymış gibi. Evet, onu ben yeni fark etmeye başladım gerçekten de. Bir tek akıllı erkeklermiş gibi. Evet, sadece. Bu çok yani düşünen böyle, yaratıklar sadece erkeklermiş gibi. Bu nasıl böyle bir insanlar erkeklerin arasında moda olmuştur. Bazen moda öyledir. Evet. Bunu ben de çok duyuyorum, görüyorum çevremde. Yani erkekler demek ki kendi aralarında birbirine hava atmak gibi evet. Belki bunun bir moda olarak da öyledir ya. Biraz moda öyledir biraz. Hava atmak gibi. İşte bunu konuşuyorlar demek ki. Bunu evde de yansıtıyorlar o zaman. Tabii. Sen ne düşünüyorsun? Sen düşünemezsin. Senin fikrin ne olur? Bunu şimdi kadın bunu ya da bir fikir verir, fikrini beğenmez. Fikrini beğenmez. Bu nasıl bir düşünce? Bu çok Türkiye'deki... Bu astroloji dinlemez yani bu. Tabii insanın, öyle onu öyle bir konuşan biri zaten. İnsanın karşısında fikrin yok. Sen dediğin zaman fikrin yok ne demek? Eyvah. En kötü şey zaten. İnsanların yani. Tabii ki hayvanların aklı var, fikri yoktur. Tabii. İnsanların hem aklı hem fikri vardır. Tabii. İnsanları diğer yaratıklardan ayıran fikirdir. Tabii. Düşünme, fikir. Tabii. Ama sen karşı tarafa bunu söylersen senin fikrin yok diye. Tabii. Boşanma o sebebidir. Boşanma sebebi tabii ki. Tabii o zaman tabii o evliliğin yürümesine zaten gerek yok. Fikri yani yoksa... Eşin sana bu şekilde bakıyorsa zaten olay bitmiştir. Bitmiştir. Yani o anın, o anlamda bizim Türkiye'de bu evlilik meselesi, bu Türklerin erkek olma duygusu, bunun sebeplerini araştırmak, üniversiteleri bu konuda hepsini birlikte çalıştırmak lazım. Hepsini birden yani. Değil mi? Bir tanesiyle olmaz bu iş. Olmaz. Türkiye'deki tabii. Bütün üniversitelerde böyle bir birim olmalı. Türk erkeklerinin bu genlerinde niye bu? O genleri bir değiştirmek lazım artık değil mi? Çok güzel söylediniz. Değiştirmemiz vallahi lazım yani. Bu kesinlikle. Bizim Türkiye'nin insanımızın geleceği açısından büyük bir sorun. Evet. Büyük bir sosyal sorun. Erkeklerin bu kadınlara karşı... Bu bakış karşı, açısını aşmaları lazım aşmaları artık. Aşmaları gerekir insanlar. Yani. İşte daha dün Bursa'daki olayda kadın sevgilisi şu olmuş bu olmuş onu oraya gömmüş. Hiçbir erkeğin hiçbir kadına bir tokat atmaya dair hakkı yoktur. Yok. Ben onu her zaman söylüyorum. Eşler arasında, sevgililer arasında, insanlar arasında anlaşamadığı insanların bir şeyler olabilir. Yani bunu illa şiddete ya da hakarete ya da küfre çevirme hakkına sahip değil eş bile olsa. Ben evet. Bunu yani bu böyle bir saygısızlıkta evlilik bitmiştir derim ben her zaman. Bunu ben kendi evliliğimde de söylerim, çevremdeki insanlara da söylerim. Evliliğin bitmesindeki en önemli sebeptir. Evet. Hakaret, küfür ve şiddet. Bu da en çok... Bitmiştir zaten evet. Evlilik yani. O hale geldiyse artık devam etmenin de hiçbir anlamı yoktur. Evet. Çok güzel bir program oldu yine. Yine vaktimizi bitirdik mi farkında olmadan? Evet, dakikalar evet, hızla geçti. Zaman hızla geçiyor yine. Vallahi sohbet de güzel çok yalnız. Güzel, evet. Teşekkürler. Evet. Ne yapıyoruz? Evet. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Güzel bir program oldu Belgin Hanım. Çok güzel konuştuk, sohbet ettik. Güzel ben çok keyif alıyorum zaten bu programdan. Feyiz alıyorum. Sağ olun. İnanılmaz ben de çok güzel keyif oluyor. Siz de güzel sorunlarınızla çok konuyu açıyorsunuz. Çok sağ olun. Yani ben de mesela oradan oraya konuşabiliyorsam o da sizin, biraz sizin sayenizde. Oradan oraya. Evet. Seyircilerimiz de inşallah bizim bu sohbetimizden keyif i̇nşallah alıyorlardır. İnşallah onlar da aynı keyif alıyorlardır. Gerçi neyi hissedersen onu karşı tarafa yansıtırmış evet. İnsan. İnşallah aynı keyif alabilmişlerdir. Nasıl yapalım? Siz mi kapanış yapacaksınız? Evet değerli ETV izleyicileri, bugün de Burçların Dili programının sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. İnşallah değerli bir konuğumuzu da buluruz ve yine sizlerle birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.